Bugün bildiğiniz gibi büyük gün. Sahiden de yani hem bizim için büyük gün hem yayıncılık tarihi için büyük gün. Biz bugün yani çok bugün için biz bugün ya. Ya gün bugündür yani daha ne diyeyim arkadaşlar bugün için çalıştık. Bugün için anamız ağladı. Yani sahiden de bugün için kan kustuk. Affedersiniz ne dedik? Tabii bunlar daha genç bilmiyorlar. Bunlar daha kan kusunu edendiğini bilmiyorlar. Kızılcık şerbeti dedik biz bugün için. Bugün önemli bir gün arkadaşlar. Çünkü bugün Fenerbahçe Werder Bremen maçı vardı. Sahiden de bizim için önemli bir gündü. Şimdi siz tabii bir de konuğumuz var. Sezen Aksu o da gelecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu konuyu Sezen geldiğinde de bu kadar lütfen abartmayalım. Abartılacak bir durum yok. Biz kendi aramızda Sezen Aksu gelsin diye bir kampanya yapmıştık. Ben açık konuşuyorum. Bu kampanyanın buralara geleceğini tahmin etmedim. Sen bu kadın bir ciddiye al bizim kampanyayı. Efendim bir geleyimler, meleyimler, bir hareketler. Ya biz bunu kendi aramızda yaptığımız bir kampanya. Sen her çağrıdan yere gidecek misin ya? Hadi ben balkondan atladım. Balkondan mı atlayacağım benimle beraber aşağıya? Ya bu sayeden de arkadaşlar biz aslında bugün gönül isterdik ki hani bayram günü. Hani böyle daha büyük, daha neşeli, büyük olmazdı. Daha böyle hani birçok konuğu alalım, hep beraber ağırlayalım, bayram günü diyor. Bizim elimizde çok büyük konuk skalası var. İşte Sezen Aksu dediler ki arkadaşlar bir yere çıkmıyor. Çıkmıyor da değil ha. Çıkartmıyorlar. Çıkartmıyorlar. Bu olayı çıkmıyor'ya getirdi en sonunda. Hani döndürdü, dolaştırdı. Biz bunu minik serçe biliyoruz. Çakal Carlos. Çakal Carlos. Çakal Carlos. Biz dedik ki bayramda hani çağıralım hani bir gelsin versin. Çünkü diğer sanatçıların hepsi ekstra da tabii. Prim yapıyorlar gidiyorlar. Bayramda yemin ediyorum adam yok çıkartacak ya. Neyse geldiği zaman siz yine bunları konuşmamışız gibi şey yapalım. Öyle halledelim. Yok biz bugün için şimdi bu esprinin dozajı gittikçe ben de farkındayım. Şu anda hani bozulmuş gidiyor da olabilir. Yok yok bir şey yok. Hani kendi aramızda daha yayın başlamadı kız. Evet şimdi... Tabii arkadaşlar biz bayağı bir uğraştık. Bakın nasıl uğraştık. Hep beraber bir izleyelim. Sezen Aksu için bugüne kadar neler yapmışız gelsin diye. Biz programımızda Sezen Aksu'yu görmek istiyoruz. Bunun için Sezen Hanım'a çok defalar teklif götürdük. Kendisi kibarca reddetti. Ben dedi özel kanallarda programlara çok fazla çıkmıyorum dedi. Fakat biz Sezen Aksu'yu görmek istiyoruz. Bunun için bir Sezen Aksu imza defteri bu programdan itibaren başlatıyoruz. Senelerdir Beyazıt Öztürk Jimmy Cip'lere Sezen gelsin, Sezen gelsin bana diye böğre böğre bir hal olmuştu. Sezen Aksu keşke Beyaz Şov'a gelse, keşke Sezen Aksu Beyaz Şov'a gelse defterini. Ben bunu buradan veriyorum. Yine imza atmaya devam edelim. Artık şu programda arkadaşlar bir Sezen Aksu'yu görmeyelim mi? He? Evet. Şimdi hayatımızı etkileyecek bir sınav var sonuçta. Evet. Üniversite sınavı. Ve de biz moral depolamak istiyoruz. Şurada bir ayımız kalmış. Sezen Aksu'yu da yani sizin programınıza bekliyoruz artık. Ama biz asıl Sezen Aksu'yu bekliyoruz. Senin garajın benle mi ya? Hayır ne oluyoruz yani? Ne oluyor? Tamam Sezen Aksu, Sezen Aksu. Başımızın üzerine koyduk. Daha ne oluyoruz yani? Sezen Aksu'ya da buradan selam söyleyelim. Kendisini programımıza çok davet ettik. Geldi mi? Gelmedi. Gelmiyor da. Gelmeyecek de. Gelmeyecek de. Zaten bu saatten sonra gelmesin de. Sezen Aksu'yu seviyor musunuz? Programa daha gelmedi ama filmi var. Bu kadar insanı kimsenin rencide etmeye hakkı var mı arkadaşlar? Yok. Sezen Aksu'yu programımızda görmek mi istiyorsunuz? Nihayet Sezen Aksu artık Beyaz Şov'a geldi. Biz de bütün insanlar olarak ekran başındayız artık. Değil mi? Evet. O bir sanatçı. O bir Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük divası. O bir minik serçe. O bir, iki, üç, dört, Sezen Aksu geliyor. Ve işte o büyük an, büyük buluşma Sezen Aksu ve Beyaz Şov. Sevgili Sezen Aksu, Sezen, öncelikle isim Sezen. Evet. Şarkılarınız dilden dile dolaşıyor maşallah, kulaktan kulağa. Babam gibi konuştum. Babanız gibi konuştum, evet ne diyor? Şöyle yapıyor babam.
Çok fazla ilgilenmiyorlar. Benim annem babam hiçbir zaman çok fazla ilgilenmediler bu işlerle. Diyor ki Sezen'cim başarılarını duyuyoruz, devamını temenni ediyoruz. Hala. Evet, hala. Şu anda bizi izliyorlar büyük bir ihtimalle. Biz evet, telefon bağlantısını alalım diye düşündük aslında. Yapmazlar. Babayla anne, evet. Onlar da bizim öyle bir kızımız yok. Ben girdi de konu artık nerelerden çıktı yani. Evet. Şimdi aslında ben hemen şunu sorayım buradaki herkes adına ve ekran başındaki herkes adına. Bizden ne istedin? Ne? İki senedir, üç senedir sahiden de hadi bana tamam bana kıydın onu anladık yani. Şuradaki seyirci, şu cıbıllar, şu sabi sübiyen bunlar hep seni televizyonda görmek istediler. Sen biz buradan Sezen Aksu defteri açtığımız zaman evde nasıl bir ruh hali içindeydin yani? Değil mi? Böyle bir rahatlık mı vardı yoksa? Ne yani bir... Öyle olabilir mi? Çok aklımdan geçirdim. Yani ben de çok... yani bazen hatta sana haber vermeden geleyim falan diye aklımdan geçirdiğim de oldu ama işte... bir de insanın böyle hayatıyla ilgili aldığı kararlar var. Onu öyle dakika başında bir değiştirmemek lazım. Evet. Bu kararların içinde ben lokal olarak var mıydım yoksa? Ya sen neticeye genel bak olarak. Geldim işte ya. Ben bir kıllandım hani bu durumdan. Hani hesap sorma hesap sorma. Ama 3 sene gelmeyince nasıl hesap sorma? Biz önce bir hesap soralım diye çağırdık yani. Ya Beyazcığım işte geldim ya. He? Ya geldim işte ya. Vallahi. Peki. Ama yok bu konu çok önemli ya size. Ben peki şunu söyleyeceğim. Yani biz bu... ben tamam biraz ben direttim bir sahiden de sen gel diye. Ben direttim diye de kızdın mı yani? Bu ekran başına falan bir kızgınlık oldu mu? Olur mu öyle şey? Ne kadar şeker bir şey yaptın. Yani dedim sana ben böyle birkaç kere düşündüm böyle pat diye geleyim diye. Fakat işte daha fazla üretebilmek için aslında benim böyle yeni yaşam programım son 6-7 yıldır. Böyle her dakika işte oradan oraya dolaşıp car 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 konuşup her dakika bir yerlerde görününce... bir şekilde zaman kaybı çok fazla oluyor. Ben de şarkı, hayatta en mutlu olduğum an şarkı yazarken. Üzülüyorum yazıyorum, seviniyorum yazıyorum. Yani o anları çoğaltayım diye. Böyle bir karar aldım. Yani çok fazla gerekmedikçe... Ama seni sonuçta biz kızdırmadık yani böyle bir hareket yaparak değil mi? Ya aşk olsun ben ayrıca ben ne münasebet canım niye kızayım Allah'a? Hayır hani ben... Yani ezildikçe ezildim. Hayır hayır. Kızmadıysam ben çünkü biz demek ki bu kitapları hani bir defter açıyorsak demek ki bu yerini buluyor, tutuyor arkadaşlar. Sen bundan sonra diyorsun. Tabii onun için biz yeni defterlerimizi de hazırladık arkadaşlar. Bu defterlerden bir tanesi. Bu keşke Sezen Aksu Beyaz Şov'a gelseydi defteri. Bunu ben sana öncelikle armağan edeyim. Ay, bunun içinde birçok...